Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımıza, yine ilimizde bize büyük destek sağlayan Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız, teşkilatlarımızın bütün kademelerine, tabii birlikte çalışmakla onur duyduğum meclis üyesi arkadaşlarım, belediye başkanı arkadaşlarımla, özellikle bizlerle sahada gece gündüz demeden elini taşın altına koymuş, vefakar bir şekilde bu şehre hizmet eden bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tabii biz buraya hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu bilinciyle büyük bir aşk ve şevkle çalışmaya gayret ettik. Ve buranın hakkının gerçekten bir kuruşluk bir hakkının nasıl korunacağını ve tüy bitmemiş yetimin burada hakkı olduğu bilinciyle bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Bu hassasiyet içerisinde Malatya'mıza hizmet etme gayreti içerisinde hep olduk. Hep samimi olduk, dürüst olduk ve hemşehrilerimize güzel bir şehir oluşturmak, yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına çalıştık. Bu vesileyle bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Malatya halkına bize bugüne kadar vermiş olduğu destekten, sabırdan, anlayıştan, çünkü büyük bir dönüşüm, büyük bir hizmet bu şehrin altyapısıyla, üst yapısıyla yeniden bir şehir doğuyor anlayışıyla bu şehrimize hizmet ettik. Tabii ki bu yoğun hizmet içerisinde mutlaka kırdığımız oldu. Mutlaka böyle günlük yaşamını aksattığımız hemşehrilerimiz oldu. Tabii ki bütün bu çalışmalar gerçekten Malatya'nın geleceği içindi, daha yaşanabilir bir şehir içindi. Bundan dolayı da anlayışlarından dolayı bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman onların dualarını bekliyorum. Tabii nasip biz büyük şehir olduk. Büyük şehir sürecinin ilk meclisi ve ilk belediye başkanı da olmak bizlere nasip oldu. Malatya Belediyesi olarak da son belediye başkanlığı yine bizlere nasip oldu. Tabii ben gerçekten gönül rahatlığı içerisinde görevimi bırakıyorum. Tabii biz şunu biliyoruz, dünyanın fani olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bizler bütün makamların, bütün görevlerin gelip geçici olduğuna inanarak buranın bir emanet olduğu düsturuyla burada doğmamış, gelecekte bu şehirde yaşayacak herkesin bir hakkı ve hukuku olduğu anlayışıyla titizlikle bir süreci tamamlamış durumdayız. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan, başkanlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Aynı zamanda da tabii ki bütün Malatya kamuoyundan da haklarını helal etmesini istiyorum ve bizim de naçizane hakkımız olduğuna inanmıyoruz ama hakkımız varsa da tabii ki sizlere helal olsun. Çünkü sahada yoğun bir çalışma içerisinde olduk, el ele verdik, omuz omuza verdik, bugünlere geldik. Allah mahcup etmesin, bu sürecin hem Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum, şehrimize, ülkemize. İnşallah hayırlı olur. İnşallah şahsımız için de hayırlı neyse o olsun. Baştan da söyledim, hiçbir zaman makam, mevki peşinde, hırsında asla ve asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Rabbim görev hakkıyla yapabileceksek bizlere nasip etsin. İnşallah bugüne kadar hep duamızda var olanı yine söylüyorum. Allah kul hakkı hiçbir zaman bizlere yedirmesin. Buranın gerçekten emanet olduğunu biliyoruz. Burandaki hakkın kul hakkından daha ağır olduğunu biliyoruz ve bunun helalleşme şansının olmadığını da biliyoruz. Bütün arkadaşlarımızın da bu bilinçli olduğuna inanıyorum. İnşallah arkadaşlar sizlere başarılı, güzel çalışmalar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Duanızı eksik etmeyin.